Yıldız Hanım, size çiçek geldi. Aa, kimdenmiş, koy oraya. Sağ ol canım. Ay ay, Selim'e bak ya, çok ince bir insan. Yerim seni. Vay 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 be. Şuna bak, şuna. Bak 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 bak. Nasıl da yakışmış patron Çelik, Yıldız ay. Yılmaz. Ben de vallahi kendime bayılıyorum, biliyor musun? Helal olsun. Yıldo, senin olanlardan haberin var mı? Halit'i mi diyorsun? Evet, haberim var. Taşınıyorlar bugün ama henüz konuşmadım. Sen nerede kaldıklarını biliyor musun? Yok. Bir apartmanda falan herhalde ev tuttu. Ay, Halit de apartman hayatında hiç yapamaz. Komşusuydu, kapıcısıydı falan, ne yapacak bakalım? Ya Yıldız, ne apartmanı ya? Bayağı Sıtkı'nın yanında kalıyorlar. Ne? Aa, kim söyledi sana? Caner söyledi. Erim annesine mesaj atmış, oradan biliyorsun. Aa. Ay, çok üzüldüm şu an. Hakikaten o kadar üzüldün mü kız? Ay tabii üzüldüm ya, nasıl üzülmeyeyim? Ya ne bileyim, o kadar şey yaptı sana, çok üzüldü hani. Ama olsun, o başka, bu başka. Halit canım babası sonuçta. Kötü olmasını istemem. Valla sen bayağı merhametli çıktın Yıldız'a. Helal olsun. Ben o zaman Halit Can'ı alayım, Sıtkı'nın evine gideyim bari, moral olsun. Ay inanmıyorum ya. Vallahi var ya, 40 yıl düşünsen Halit'e acıyacağımız hiç aklıma gelmezdi ya. Ay, içime sıkıntı geldi. Aa işte öyle. Nerede kaldın sen Caner? Yahu gelmeden ablama uğradım birazcık işte. Geldim, tamam, buradayım. Ya ben sizin isimlerinizi sözleşmelerime yazdırayım. Onlar yoksa ben yokum diyeyim. Sen ilk günden işe geç gel. Oldu mu şimdi? Hakikaten Cano ya. Ya tamam, ama konuştunuz be. Ha tabii, ben olmadan işler yürümüyor, sıkıştınız. Ya bir kahveniz var mı? Çok yoruldum be. Tamam, al kahveni de sonra gel bana anlat bakayım. Ablan ne haberler verdi, ne konuştunuz? Aman ne konuşacağız? Halit'i konuştuk işte. Ay sus. Hiç o konuyu açma. Yalnız bayağı güzel bir ofismiş burası ha. Değil mi? Ya bak, güzel şeylerden konuşalım. Hiç moral bozmaya gerek yok. Mis gibi işimiz var ya, değil mi? Evet, neyse. Arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? Plaza hayatına çok çabuk alışmak zorundayız. Çünkü burada gruplaşmalar var, bence bizi dışlayacaklar. Allah Allah, daha dün bir, bugün iki, niye dışlıyorlarmış ya? Ya bilmiyorum, damdan düştük geldik diye mi? Yani en güzel odayı aldık diye mi ne? Ben kıskanç bakışlar hissediyorum. Ya yok be, bundan daha güzel ofisler var, gördüm ben. Aynen. Neyse ne. Biz dikkatli olalım da, ayrıca Bülent Bey bana dedi ki bizim şirketimizde herkes çok iyi İngilizce konuşuyor dedi. Sizin İngilizceniz var değil mi, biliyorsunuz? Yani little little. Yani derdimizi anlatırız icabında. Derdimiz ne? İşte o sürekli değişiyor bunun. Halit'i var, ablamı var, şahikası var, bilmem. Size şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası Halit'in şirketi gibi, Kaya'nın şirketi gibi aile bireylerimizin olduğu şirketlerden değil. Burada her şey kaidesiyle, kuralıyla işliyor. Çok dikkat etmemiz lazım. Yıldız, korkutma bizi ya. Allah Allah, ne yapacaklar ki? Sınava mı sokacaklar sanki? Neyse, ben söyleyeyim de olmadı çalıştırırım sizi ya, of. Sen mi? Evet, ne var? Benim İngilizcem advanced. Ha. Tabii. Kim dedi onu ya? Herkes söylüyor. Yani konuşurken çok akıcı olduğum için anlaşılmış olabilir. Evet evet, çok akıcıdır, çok. Yani Kraliçe Elizabeth bir, sen iki. Aynen öyle, tacımız da aynı. Benziyor yani. Ay, bu logo gerçekten çirkin ya. Onlar da değiştirmek istiyor. Ben diyorum ki kırmızı olsun, üstüne de bir tane kral tacı koyalım. Allah Allah ya, Yıldız, tanıştığımızdan beri taç diyorsun, başka bir şey demiyorsun. Ya. Çünkü zengin gösteriyor, güzel bir sembol. Ya ablacığım bak, bunun adı üstünde elma püresi ya. Biz bunu niye zengin gösterelim? Ya bari üstünde bir tanecik yıldız olsun ya. Ha, o olur bak, o mantıklı. Aynen, güzel. Kocaman yıldız şuraya. Yıldız Hanım. Ha. Merhaba. Yani bu perfect passens, tamam mı? Yani ilgili günler demek oluyor. Bülent Bey, buyurun buyurun, gelin. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyiz, biz de işte İngilizce eğitim veriyordum tam bu esnada. Ha öyle mi? Evet, siz dediniz ya herkes çok iyi konuşuyor diye. Ha, sizin eğitmen olduğunuzu bilmiyordum. Eğitilmesi gereken insanlara eğitim veriyorum diyelim. Ama çocuklar da gayet iyiler değil mi? Siz de bir şey söyleyin. Mesela şey... Hello! How are you? What's up? This is a pencil'dan aldık bugün. Anladım. Bu ambalajlarla ilgili bizim kreatif ekip de birkaç çalışma yaptı. Onları size gönderirim. Hay hay, bekliyoruz. Biz de onun üstüne konuşuyorduk şimdi. Merak etmeyin. Bir an önce bitsin şu işte, raflardaki yerini alsın. Hay hay. O zaman yurt dışı yazışmalarında sizi CC'lerim. Hay hay, CC'leyin.
Tamam. Atarım ben size. Tabii tabii. Hoşça kalın. Kolay çok gelsin. Sağ olun. Bir dakika ya. Ben anlamadım şimdi. Neyi bana CC'liyormuş? Yahu kraliçe Elizabeth gibi İngilizce konuşuyorum dersen adam tabii ki yazışmaları sana da yollayayım der. Ha, yazışmaları bana mı yollamak oluyormuş o? Ha, anladım. Neyse tamam, atsın canım, bir şey olmaz. Anladığımız şekilde yorumlarız. Ya nasıl bir şey olmaz Yıldız? Biz üçümüz bir araya gelsek halledemeyiz. İş İngilizcesi bu ya. Ha, benimki sokak İngilizcesi mi oluyor? Yani. Ha, neyse tamam ya, tutarım bir tercüman. Niye ilk iş günümden üstüme geliyorsunuz? Neyse çevirir. Ha, güzel. O en mantıklısı o, evet. Neyse biz meetingimize devam edelim. Acaba bunlar meetinglerde oturuyor mu, ayakta mı, ne yapıyorlar ya? Biz böyle kaldık kel aynak gibi. Nasıl bu? Çirkin değil mi? Ne yapmış Caner, bir şey var mı? Yok ya, sanmıyorum. Ya onlar da aleme. Polisi falan bıraktılar, kendileri çözmeye çalışıyorlar. Hiç olacak iş mi be? Ya Edo'nun tarihine kara bir gün olarak geçecek bugün, söyleyeyim sana. Yani. Ay bu ofis çok sıcak. Ya sinirini kayadan çıkarmasa bari be. Kuruttu adamı. Ay o da koca delisi oldu çıktı. Bekler miydin hiç Edo'dan? Değil mi? Darısı başına mı desek? Ne desek Yıldız ha? Bakarsın hayatının aşkını bulursun. Yok canım Kasım, ben aşk falan istemiyorum, tamam mı? Halit'in dramı bitmeden başka bir dramı kaldıramayacağım. Ya niye dramatik olsun kardeşim? Belki mutlu aşk olur kız. Canım bak, ben vardır bir hayır sakinleştiricisi kullanıyorum. Halit'e üzül, bebeğimle uğraş, çocuklar bende kalıyor, anladın mı? Bir sürü derdim var. Aşka yer yok şu anda. Oo Bülent Bey gelin. Merhabalar, nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Siz nasılsınız? Sağ olun. Birazdan toplantı odasında acil yardım eğitimi verilecek. Sizleri de bekliyoruz. Aa, niye? Acil bir durum mu oldu? Hayır, hayır. Yani bu şirketimizin çalışanlarına ara sıra verdiği eğitimlerden biri. Geçen hafta alt kadro aldı, bu hafta yöneticiler alacak. Tamam, yöneticiler gelir o zaman. Tamam, o zaman başlarken haber veririm. Tabii. Kolay gelsin. Sağ olun. Dur şu başlamadan izleyeyim, şu programı bitsin. Caner'i ara, daha da geç kalmasın. Yıldız kapat şunu, şuna bakalım ya. Dur ya, şunu izleyeyim ben. Peki, tamam. İlk yardımın en önemli yanı anında ve doğru müdahaledir. Diyelim ki iş arkadaşınız fenalaştı ve kalp krizi geçiriyor. Ay, Allah korusun. Bu durumda yapacağımız ilk şey hemen fenalaşan arkadaşımızın yanına gidip nabzını kontrol etmek. Duydunuz mu, ben fenalaşırsam hemen nabız gelin. Nabız atmıyorsa kalp masajı yapmak gerekli. Eğer nabız atıyorsa kalp masajı tehlikeli olabilir. Atıyorsa yapmayın. Nabız önemli acı. O kalp atacak. Şimdi gönüllü olarak yanıma birini alabilir miyim? Hanımefendi, sizi böyle alabilir miyim? Ben. Buyurun, buyurun böyle gelin. Merhaba. Hoş geldiniz. Hastanın durumuna bakın bakalım, nedir durumu? Vallahi bakıyorum da ağa gitmiş ve ağa kalmış gibi, yaşam belirtisi yok. Evet, hastamızın nabzı durmuş. Hı. Kalp masajı gerekli. Nasıl yapacağız? Sizi taklit ederek. Evet, buyurun. Nasıldı? Sol altta, sağ üstte. Dirsekler dik. Bütün gücünüzle yukarıdan aşağı bastırıyorsunuz. Oldu mu? Daha güçlü, daha güçlü. Ay, kırmayayım kalbini. Şimdi suni teneffüs yaparak hastanın akciğerlerine hava gitmesini sağlayalım. Kalp krizi geçirirken aynı zamanda boğulmuş mu? Kalp durunca bütün organlar etkileniyor. Ay yazık. Bizim Nadire de böyle oldu demek ki adamcağız. Ay çok fena oldum ya. Kim efendim? Bizim bir tane tanıdığımız yakın zamanda vefat etti de o da kalpten gitti. Onu hatırladım bir anda ama onun yanında katili vardı. Yani böyle suni teneffüsmüş, kalp masajıymış, hak getire. Nasıl, ne katili? Bildiğiniz katil işte, insan öldürene deniyor. Neyse, bakın çok iyi dinleyin bu dersi. Bizim çevrede biz bir ihtiyacımız var. Hocam sandım ben hiç dersi bölmeyeyim. Evet, derse devam edelim. Evet. Kalp masajında kalmıştık. Hı-hı. Hastanın kalbi durmuş, nabzı atmıyor. Evet. Kalp masajı yapıyoruz. Çok üzüldüm ben, o devam etsin. Çok teşekkür ederiz bize bu eğitim adamını verdiğiniz için. Ne deniyordu unuttum. Bizim çünkü çok çalışmamız gerekiyor. Yani bu zamana kadar derslerde çok şey gördüm ama cansız mankeni eve götürmek isteğini ilk defa görüyorum. Çünkü bizim çevremizde çok garip şeyler oluyor biliyor musunuz? Yani ölüm tehlikemiz de var. Kendimizi korumak için öğrenmemiz gerekiyor. Yaşa başa da bakmıyor he. Her an bir şey olabiliyor, Allah korusun. Aynen aynen. Pratik şart. Pratik yaparsak ölüyü bile diriltiriz. Evet, o yüzden çalışalım. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bir şey öğrettiniz bize. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar. Güle güle. Hoşça kalın.
Efendim Yıldız. Alo Halit'ciğim, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de, işte iş güç. İyi, ne güzel. Sana ne diyeceğim? Biz Halit'cana diş buğdayı yapmaya karar verdik. Evde kutlayalım diyoruz. Seni de bekliyorum. Ne? Diş buğdayı mı? Evet, evet. Hani oluyormuş ya, adetten dişi çıkınca yapılıyor. Ha, evet biliyorum. Erime de yapmıştık. Ha, tamam. Benim evde kutluyoruz, tamam mı? Sen de gel. Yalnız keşke imkan olsaydı da evde yapmasaydı. Yani. Ay yok yok canım. Diş buğdayı bu büyütmeye gerek yok. Daha çok kutlaması olacak Halit canımızın. Sen hepsini yaparsın babası. Ya. Tabii yaparız. Tamam, geç kalma, bekliyoruz. Olur. Hadi bay bay. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Ben altın alacaktım da. Tabii, çeyrek altın mı? Yok, çeyrek az yeri de şey, oğlumun diş buğdayı var da. Tam altın mı vereyim? Şey ne kadar? Beşi bir yerde. 10.925 TL. Anladım. Tam? 2.185 TL. Peki. İsterseniz bölebiliriz, çeyrek altın da verebilirim. Yok, çeyrek zaten az gelir de. Kredi kartına mı veriyorsunuz? Evet, 6 taksit yapabiliriz. Şöyle 2 ayrı karta bölebilir miyiz? Tabii, bölebiliriz. Onu bir şeye koyayım mı? Mavi keseye. Tabii. Bülent Bey. Bülent Bey yok mu? Bülent Bey yok. Sen bana bir espresso getirir misin? Double olsun lütfen. Anlamadım. Bülent Bey işten mi ayrıldı? Yok, ayrılmadı. Ben arkadaşıyım onun, ziyarete geldim. Ve benden kahve istediniz, öyle mi? Çay mı isteyeydim? Yani taze ise çay getir, onu içeriz. Ben onun sekreteri değilim. Ben elmacan pürelerini bulan, yaratan kişiyim. Bizzat ben buldum bunu. Burada da proje danışmanlığı yapıyorum. Anladım. Tamam, proje danışmanı, çıkabilirsin. Sizin benden özür dilemeniz gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Ben ortada özür dilenecek bir durum olduğunu sanmıyorum. Ama var. Özür dile. Pardon, ben anlamadım. Sen beni azarlıyor musun? Yok. Sadece ortada özür dilenecek bir durum olduğunu söylüyorum. Çünkü olmasa söylemem değil mi? Deli değilim sonuçta. O konuda biraz şüphelerim var. Sen neden bu kadar ukalasın? Neden benden özür dilemiyorsun? Neden dilemiyorum acaba? Şu tavrından dolayı olabilir mi? Hı? Yani eğer benimle düzgünce konuşsaydın, dilerdim. Ama böyle biraz zor. Ne oldu o zaman? Hadi sana iyi günler. Tamam. Kendini çok yakışıklı zannediyor. Kim buna yakışıklısın demiş ya? Boşuna havacıva, hiç de yakışıklı değil, tamam mı? Yıldız, tamam, otomatiğe bağlılığını Allah aşkına yeter. Bir es ver, gözünü seveyim, bir es ver ya. Ya kim bu adam ve biz bunu niye konuşuyoruz Yıldo ya? Ya o anda sinirden aklıma gelmedi söyleyeceklerim. Şimdi düşüyor, size söylüyorum. Ya Yıldız, boş ver. Müdürün densiz bir arkadaşıymış işte. Takma bu kadar. Hakikaten ya. Sen bırak elin adamını da biraz benim dertlerimle ilgilen ya. Ay, buranın temizlikçisine iş yok. Neymiş senin derdin, yine ne oldu? Yıldız. Ben bir şey yaptım ama... Yani çok da pişman değilim. Ne yaptın gene? Ne yapacak?
Kızın birine ben patronum dedi. Ha. Ama ben patronum. Ya biliyoruz onu herhalde. Kızın adı Dilara. Resmen bir melek ya. Bir kanadı eksik. Ben de bir anda karşımda görünce etkilemek istedim ya. Yalan söyledin. Aynen öyle. Canım benim, sen salak mısın? Kız burada çalışıyor. Anlamayacak mı senin yalan söylediğini? Ya bir süre beni hep beraber idare edelim işte. Sonradan alt kademeye alalım deriz, uydururuz bir şeyler. Zaten bana bir aşık olsun, gerisi kolay, değil mi? Değil mi? Kız yalancı olduğun detayını atlayacak yani. Yalnız Yıldız'cığım hatırlatmak isterim senin de zamanında ne yalanlar söylediğini. Ha, bak o doğru yalnız. Doğru. İyi tamam o zaman ne yapayım, gel buyur. Tat senin. Ay yine mi sen? Aynı şeyi ben de senin için söyleyecektim. Bir dakika ya, sen hala benden özür dilemeyi düşünmüyor musun? Sen hala orada mısın ya? Ben anlamadım, sen sekreter sanılmaktan neden bu kadar gocundun? Takılma bence, çok saçma. Anladım, sen hala terbiyesizsin. Ben de anladım. Sen bende takılı kal. Ay ben niye sende takılı kalayım ya? Ben seni tanımıyorum bile. Ayrıca tanıdığım kadarıyla da çok kaba sabasın. Beğendin beni de ondan. Ne? Ben seni mi beğendim? Beğenmedim ben. Beğenmedim tabii ki. Sana kim çok yakışıklısın falan dediyse seni çok kötü kandırmış. Akşam ne yapıyorsun? Anlamadım. Ya bunda anlamayacak ne var? Akşam ne yapıyorsun diye soruyorum. Kimse seni yemeğe falan çıkarmıyor mu? Çıkarıyorlar bir kere de sana ne? Kaçta buluşuyoruz o zaman? Buluşmuyoruz. E oldu o zaman. Başka zaman buluşuruz. Görüşürüz. Ay hasta ruhlu. Şunu Şelale Hanım'a verir misin ya sana zahmet? Müsait misiniz Bülent Bey? Ha tabii buyurun. Az önce odanızdan çıkan kişi kimdi? Kerim mi? Evet uzun boylu esmer olan. Ha evet Kerim. Bir arkadaşım. Bir şey mi oldu? Evet oldu. Hayırdır? Bülent Bey yanlış anlamayın ama arkadaşınız son derece saygısız ve terbiyesiz. Ben bu odaya girdiğimde de sizin koltuğunuza yayılmış oturuyordu. Ya evet yapabilir. Biraz garip biridir ama kesinlikle kötü bir niyeti yoktur. Beni sekreter sandı. Benden kahve istedi. Üstelik bana akşama buluşuruz gibi cümleler kurdu. Bu ne hadsizlik ya? Art niyetli olduğunu düşünmüyorum gerçekten. Şaka yapmıştır ama ben yine de bir konuşurum. Şakalarını kız arkadaşına yapsın. Lütfen konuşun. Kız arkadaşı yok. Ben onu sormadım canım. Neyse. Rahatsız ettim sizi de. Kusura bakmayın. Yok rica ederim. Oldu. Kerim ya. Buyurun memur bey. Hakkımda şikayet mi var? Ya oğlum sen ne yaptın ya? Ne yapmışım ben ya? Bir şey yapmadım ki. O kız var ya, deli deli. Bir de siz o kıza proje teslim etmişsiniz. Ama ben sana söyleyeyim, onun size pek faydası olmaz. Oğlum, kadın rahatsız olmuş, odama geldi. Bir de asıldın mı utanmadan? Ha, asılmış mıyım? Oğlum, akşam ne yaptığını sormuşsun, yalan mı söyleyeceğim? Evet, sordum. Ne olmuş? Ona asılmak değil, yemeğe davet etmek denir. Aradaki farkı bir zahmet anlatıver Bülent'ciğim, olur mu? Neyse. Bak ben sana söylemiş olayım sen de bil tamam mı? Yani biraz ayıp olmuş bir özür bile dilememişsin ya. He, o da ne özür meraklısıymış be. İyi tamam tamam neyse versin numarasını da arar özür dilerim artık. Kerim sana inanmıyorum. Ya bunda inanmayacak ne var? Özür dilememi istiyorsa ararım dilerim bu kadar basit. Kapatıyorum ben. İyi bakalım görüşürüz. Efendim Endo. Ne haber Yıldız? İyiyim ya. Çok aşırı yoğun çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Bak ne diyeceğim. Bu akşam bizim eve yemeğe gelir misin? Kayalesini davet ediyoruz.
Ben sizin eve geleceğim, Şahika'nın olduğu eve. Ya ben de öyle dedim ama... Mersi canım, Mersi. Yani ben o evde yaşayabiliyorsam... sen de bir geceliğine katlanırsın. Hı? Hem ondan çekinmediğimizi görsün. Sen niye rahatsız oluyorsun ondan? O senden rahatsız olsun Yıldız. Doğru söylüyorsun ya. O çekinsin benden. Ben niye ondan çekineyim? Ne kadar kolay ikna oluyorum, görüyorsun değil mi? Yalnız Halit canımın ateşi var, diş çıkarıyor biliyorsun. Ona bir bakayım, eve gidip iyiyse gelirim. Okey, o zaman senden haber bekliyorum. İyi, tamam kankicim, öptüm seni. Bye. Bye bye canım, bye bye. Yeter. Çok çalıştım. Kafam düştü. Gideyim oğluma bakayım ya. Çıkıyor muydunuz? Aa, Bülent Bey. Evet ya, ben çok fazla çalıştım. Bütün işlerim tamam. Oğlum da diş çıkarıyor, ateşi çıkıyor. İkide bir evden vır 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 arıyorlar. Gideyim bir ona bakayım. Çocuk zor tabii. Evet zor ama çok güzel bir şey. Allah size de versin. İnşallah. Yıldız Hanım, ben arkadaşımla az önce konuştum. Aa, ne diyor? Sizden özür dilemek istiyorum. Aa, sizden herhalde azarı yiyince aklı başına gelmiş. Neyse, bu da bir şey diyelim. Yani eğer telefon numaranızı verirseniz sizi bir aramak istediğini söyledi. Benim telefon numaramı mı istedi? Tilkiye bak. Ya öyle demeyelim de konuşarak özür dilemek istiyor diyelim. Siz de bunu yediniz öyle mi Bülent Beyciğim? Ya sizin kadar beyefendi bir adamın yanında bu kadar çakal bir Carlo nasıl barınıyor ben anlamıyorum. Bence siz de arkadaşlığınızı bir gözden geçirin onunla. Çünkü sizi de tehlikeye sürükleyebilir. Ona dersiniz ki ben Yıldız Hanım'a özrünüzü ilettim. O da dedi. Tamam. Hadi ben çıkıyorum, oğlum ateşlenmesin. Hoşçakalın Bülent Bey. Hoşçakalın. Efendiliğinizi bozmayın. İyi günler Yıldız Hanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.